yaşam hakkı üzerine kurulu olan bir mesleğe mensup olan, faşizmin zulmü topluma kök salmaya çalıştığı, bugünlerde barış diyerek toplumsal hassasiyetlerini göstermekten geri durmamış, Hipokrat yemini ederek evrensel değerlere bağlılığını kanıtlamış, ülkeye birçok hekim yetiştirmiş, değerli Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerine dönük gözaltılar yapıldı. Bizim gözümüzde toplumu faşizm hastalığından kurtarmaya çalışan bu değerli insanlara yapılan gözaltıların zerrece hukuki ya da yargısal bir karşılığı yoktur. Peki bu gözaltılar neden yapıldı? Afrin'de yaşayan halklara karşı girişilmiş savaşa dur denildiği için, savaşa karşı çıkmak tüm insanlık için en temel haktır dedikleri için bu mesnetten yoksun suçlamayla yüz yüze geldiler. Oysa bizim için asıl suç Afrin'e yönelik başlatılan savaşta rol alanlardı. Asıl suç insanlık dışı yapıların dahil olduğu ÖSO gibi terör odaklarıyla ittifak yapmaktadır. Asıl suç çocuk yaşlı demeden sivil insanların ölümüne yol açmaktır. Bu anlamıyla TTB Merkez Konsey üyelerinin yanında olduğumuzu, onların yaptığı barış söylemlerini sahiplendiğimizi belirtmek isterim. Değerli misafirlerimiz, faşizmin toplumsallaşmaya başladığını gösteren diğer bir göstergede 2 gün önce HDP Pendik ilçe binamıza yönelik yapılan alçakça hunharca saldırıdır. Bizler bu ülkeye bu hastalıklı ruh halini yaymaya çalışanlara karşı her zaman her yerde mücadele edeceğimizi ve bu mücadeleyi sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Bu haftaki grup toplantısında konuşmasını yapmak üzere değerli parti sözcüğümüz Kars Milletvekili Sayın Ayhan Bilgen'i davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, ben de sözlerime başlarken önce 2 anmayı yapmak istiyorum. Birisi 1921'de 28 Ocak'ta Mustafa Supi ve 15 yoldaşı Karadeniz'de biliyorsunuz katledildiler. Onları anmak bu hafta galiba hepimiz için önemli bir sorumluluk. Yine 2000'li yılların başında da hala faili bulunamamış bir katliama maruz kalan İzzettin Yıldırım'ı anmak istiyorum. Cumhuriyetin başı ile geldiğimiz nokta arasındaki bütün hikayeyi galiba bu 2 vaka özetliyor. Değerli arkadaşlar, parlamento, meclis bir haftalık kar tatiline gitmişti. 3 partinin ortak imzasıyla karne tatili ilan edilmişti ve bu hafta yeniden çalışmalarına başlayacak. Tabii bu meclisin gazi unvanını, gazi sıfatını almasının sebebi daha henüz cumhuriyet bile kurulmadan önce yürütülen savaş ortamında, Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında 1. mecliste neredeyse her şeyin özgürce konuşulabiliyor, tartışılabiliyor olması, hesap sorulması ve hesap verilmesine borçluydu. Bugünkü ortam, bugünkü tablo ne ifade ediyor? Galiba her şey çok açık biçimde ortada. Şu anda hala devam eden grup toplantısında iktidar partisi grubu adına yapılan konuşmada Avrupa'daki, Uzak Asya'daki krallıklar örnek veriliyor ve demokrasiyle ülke yönetimleri arasında bir bağlantı kurulamayacağına dair çok derin bir analiz yapılıyor değerli arkadaşlar. İşte parlamentoya verilen önem de, parlamentonun siyasal sistem içerisindeki yeri de galiba bu bakış açısıyla, bu yaklaşımla çok net biçimde ifade edilmiş oluyor. Meşhur sözlerdir. Birkaçını sadece hatırlatmak isterim. Sadece iktidarın konuştuğu yerde aslında söylenenlerin büyük çoğunluğu gerçek dışıdır derler. Özellikle savaş ortamında
kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesiyle ilgili. Yine güzel bir söz, savaşta önce hakikat ölür. Değerli arkadaşlar, bundan 68 yıl önce Kore Savaşı'na Mehmetler, Mehmetçikler gönderilmişti. Tabii Türkiye'nin NATO'ya girişi, o zaman hayatını kaybeden askerlerin hatırına gerçekleşmişti. Ve 1950'de değerli arkadaşlar 721 asker hayatını kaybetti Kore'de. 175 asker kayboldu. 2147 asker yaralandı. 234 asker esir düştü. Ve o zaman 1950'de Kore Savaşı'na karşı çıkan bildiriler dağıttığı için de Behice Boran ve arkadaşları tutuklandılar, yargılandılar. Aslında 68 yılda aldığımız bir arpa boyu yolu galiba ifade etmeye yetiyor. İktidar bir haftadır aslında özetle şunu söylüyor. Biz ne söylersek ona inanın. Din adına ne söylersek ona inanın. Dış politika, güvenlik adına ne söylersek ona inanın. İnsan hakları, demokrasi, barış adına ne söylersek ona inanın diyorlar. Değerli arkadaşlar, elbette ki karşımızdaki muhatabın 1991 yılında Irak'ta savaşa hayır toplantılarına katılan Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmadığının farkındayız. O günden bugüne köprünün altından çok suların geçtiğinin gayet idrakindeyiz. Ama gelinen noktanın vahametine dikkat çekmek için birkaç şeyi paylaşayım. Grup Başkan Vekilimiz TTB ile ilgili olan bugün sabah başlayan süreci aktardı. Tabii doktorlar insanları yaşatmak için varlar. Görevleri o. Sorumlulukları, ettikleri yemin o. Ama galiba bazıları doktorluk göreviyle gassallığı karıştırıyorlar. Cenaze yıkayıcılığını karıştırıyorlar ki doktorlardan ölü seviciliği bekliyorlar. Ölüme metiyeler dökmelerini bekliyorlar. Barış dediklerinde, savaş dursun, insanlar ölmesin dediklerinde rahatsızlık veriyorlar. Ve sabaha karşı evleri basılıyor, gözaltı yapılıyor. Muayenehaneleri bile sanki bir suç örgütünün merkeziymiş gibi operasyona tabi tutulmak isteniyor. Yine akademisyenler hedefe konuluyor. 170 imzayla milletvekillerine çağrı yapan akademisyenler açıkça hedef olarak gösteriliyorlar ve medya önünde infaz ediliyorlar. Aslında siyaseten linç ediliyorlar. Değerli arkadaşlar, baskı şüphesiz bütün toplumsal kesimlere. Camide hutbe dinlerken rahatsız olan ve gerçek İslam bu olmasa gerek diyerek tavrını ortaya koyanlar cami çıkışında gözaltına alınıyorlar. Bugün sabah Adana'da Furkan Vakfı basılıyor. Alparslan Kuytul, zaten çok az sayıda kalmış muhalif İslami çizgideki isimler için gözaltı uygulaması gerçekleşiyor. Partimize yönelik baskıları zaten burada her hafta sizlerle paylaşıyoruz. Artık bilanço verecek bir durum kalmadı ama en son NİDE İl Eş Başkanımız tutuklandı. Antep'te parti meclisi üyelerimiz için gözaltı ve tutuklama kararı çıkartıldı. Leyla Güven, DTK Eş Başkanı bir haftadır gözaltında tutuluyor değerli arkadaşlar. Bir hafta. Ama çok ilginç, Pendik'te tahrik olan, galeyana gelen, ilçe binamızı yakanlar yakalanıyorlar. Sonra ifadeleri alınıp serbest bırakılıyorlar. Yeterince delil olmadığı için. Galiba binayı yakmak, yanmış bir bina bırakmak yeterince delil oluşturmuyor tutuklanmak için. Yine Nadir Yıldırım, eş başkan yardımcımız, Van milletvekilimiz, değerli arkadaşlar, önce Afrin'le ilgili paylaşımlarından dolayı hedef gösteriliyor, soruşturma açıldı deniyor. Sonra tabii Afrin'le ilgili paylaşımlarınız için, yargılanabilmeniz için dokunulmazlık dosyasının yeniden meclise gelmesi gerekiyor. Buna vakit olmadığından
aceleleri olduğu için eski bir dosyası dolayısıyla, daha önce 5 yıl tutuklu kaldığı dosya dolayısıyla mahkeme heyeti birkaç saat içinde, duruşması Şubat ayında olduğu halde toplanıyor ve yakalama kararı çıkartılıyor. İşte bu atmosferde, bu tabloda Türkiye'de yaşamın, barışı savunmanın bedelini konuşacağız değerli arkadaşlar. Mehmet Ali Birand, Türkiye'de savaş gazeteciliğinin de ünlü isimlerindendir. Kendi ifadesi, kendi itirafı aynen şöyle: yıllardır Güneydoğu'da süren savaş konusunda Batı kamuoyunu kandırdık, yanılttık. Evet, Birand rahmetli oldu ama hala aynı alışkanlığı devam ettiren onlarca gazeteci var. Değerli arkadaşlar, bugün eğer savaşı konuşuyor olmasaydık, Afrin'i konuşuyor olmasaydık, muhtemelen hamile bırakılmış 115 çocuğu konuşuyor olacaktık. Ya da 2017 yılında yeni 13 bin makam aracının alınmasını konuşuyor olacaktık. Benzinin 6 liraya çıkmış olmasını konuşuyor olacaktık. Siyasetçilere, gazetecilere layık görülmek istenen tek tip elbiseyi, tek tipleştirmeyi konuşuyor olacaktık. Ama bugün bütün kamuoyu sadece savaşı izlemeye mahkum oluyor. Değerli arkadaşlar, elbette ki bu cinnet halinden herkes payına düşeni alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da, camiler de payına düşeni alıyorlar. Güvenlik terminolojisini Kur'an ıstılahıyla karıştırıp ortaya sunmaya çalışanlar, camilerde vaazlarında böyle süsler, böyle argümanlar kullanmayı tercih edenleri de elbette tarih hak ettiği yere yazacak. Değerli arkadaşlar, evet, Kur'an'da zeytine gönderme vardır. Zeytin incirle birlikte anılır ve güvenilir belde, beldetül emin ifadesiyle devam eden ayetlerle birlikte anılır. Ama Kur'an'dan barış mesajı almak istemeyenler, tam tersine savaşa dair bir şeyler duymak, savaşa dair ayetleri görmek, onları ilan etmek isteyenler için elbette bunlar rahatsız edici hatırlatmalar. Tıpkı Roma barbarları da nasıl başlarına zeytin ağaçlarını taç yapıyorlar ve ülkeleri, Anadolu'yu, Akdeniz'i hangi psikoloji içerisinde ele geçirmeye çalışıyor idiyseler, bugün de zeytin dalı ifadesi barışın mesajı olarak değil, kardeşliğin, huzurun, güvenin sembolü olarak değil, aksine savaşın, ölümün mesajı olarak kavramsallaştırılmak isteniyor. Tabii bu atmosfer belli ki birilerini çok motive ediyor. Özellikle silah üreticilerine özenen, silah pazarlamacısı ülkelerin dünyadaki hakimiyetini kendisine örnek alanlar için bu bir hafta 10 gündür yaşadığımız şov elbette sadece acı, insani değerler, duygular, tabutlar olarak bir şey hissettirmiyor olabilir. Onlar ne kadar silah tanıtımı yaptık ve önümüzdeki dönem ne kadar silah pazarlayacağız, bunun arayışında, bunun derdinde olabilirler. Ama ortada çok açık fotoğraflar var değerli arkadaşlar. Bakın, hepsini tek tek göstermeye imkan yok. Ama işte Türkiye'nin güvenliği adına, Türkiye'nin güvenliği için ortaya çıkan manzaralar. Uluslararası kuruluşların raporlarına yansıyan, artık yüzün üzerindeki sivilden sadece birkaçının resimleri. Bakın, bu resimler aslında bütün savaşlar gibi, savaşların yaşlılar için, çocuklar için, gençler için ne ifade ettiğini gösteriyor. Yine Selahaddin Camisi harabeye dönmüş ve galiba fazla söz söylemeye gerek yok. İşte içerisinde barış ayetlerini okumak yerine savaş naraları için referans aranan Kur'an. Elbette ki değerli arkadaşlar, bu ortamı
bu atmosferi sonuna kadar savunmayı tercih edenler olacak. Biz de her şeye rağmen barışı savunmaya devam edeceğiz. Bu sürecin suç ortağı ÖSO'yla ilgili ben çok şey söylemeyeceğim. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın hataları olabilir ama yanlış yapmadılar diye tarif ettiği, yine bir iktidar partisi milletvekilinin de milli ordu diye tarif ettiği, milli kuvvetler diye tarif ettiği ÖSO bütün dünya tarafından biliniyor ki bir birleşik yapıdır. Ve ÖSO içerisinde geçmişte 12 yaşındaki Filistinli çocuğun kafasını kesen, böyle poz veren komutanlar da ciğer kalp yiyerek öldürdüğü, katlettiği insanların ciğerini, kalbini yiyerek poz verenler de var. Bu grupları tek tek saymayayım. Birçok tekfirci grup var. Ceyşul İslam'dan Cunud-i Şam'a kadar, Ahrar-ı Şam'dan Hamza bölüğüne, yine El Faruk Tugay'ından Nureddin Zengi Tugay'ına, Cephetü Şam'a, Feylak el Şam'a kadar birçok bildiğiniz grup. Şimdi bu grupların geçmişte İngiltere'den maaş alarak savaştıklarını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte EYİD Donat programından faydalandıklarını biliyoruz. Golan Tepelerinin güvenliği için İsrail ile yaptıkları görüşmeleri biliyoruz. Ama bunların hiçbirini bilmek istemiyoruz. Şimdi sadece onların milli bir kuvvet olduğuna, insan hakları ihlali yapmadıklarına, Türkiye için gayet doğru bir partner olduklarına inanmak ve bütün kamuoyunu da buna inandırmak istiyoruz. Değerli arkadaşlar, eğer bu gruplar iktidar partisinin ifade ettiği gibi özgürlük savaşı veriyorsa, bu savaşı hangi devlete karşı veriyorlar, bunu açıklamaları gerekiyor. Eğer bu gruplar kendi vatanlarını koruyorlarsa, niye kendi vatanlarını kontrol ettiklerinde kendileri yönetmiyorlar diye sormamız gerekiyor, değil mi? Cerablus'ta, Bab'da, Azez'de Türkiye'nin kaymakamları, Türkiye'nin emniyet müdürleri orayı yönetiyor diye İçişleri Bakanı açıklama yapıyor. Demek ki orası ya onların vatanı değil, korudukları, kurtardıkları toprakları yönetemiyorlar ya da başka yerlerden gelmişler. Uygurlar acaba Suriye'yi ne zamandan beri vatan edindiler? Türkmenler tamam, o topraklarda yaşıyorlar. Ya da Orta Asya'dan 100 dolar karşılığında savaşmak üzere getirilenler ne zamandan beri Suriye topraklarını vatan olarak görüyorlar? Değerli arkadaşlar, elbette ki savaş savunucuları, savaştan siyasi rant umanlar, siyasi hesap yapanlar olacağı gibi bütün engellemelere, bütün zorluklara rağmen barışı savunanlar da olacak. Hani o meşhur komedyen Charlie Chaplin'e soruyorlar, niye sinema yapıyorsun diye. Diyor ki, barışı kışkırtmak için. Yine bir Alman, Harold Schmitt, aslında mizahi biçimde Irak Savaşı'nı tarif ediyor. Diyor ki, aslında Amerikan birlikleri Bağdat'ı çok daha hızlı alabilirlerdi. Çok daha hızlı hedefe varabilirlerdi. Ancak CNN bazı sahneleri tekrar çekmek istiyordu. Onun için savaş gecikti. Değerli arkadaşlar, eğer savaş sadece televizyonlardan izlenecek bir şov, gece yarılarında gökyüzünün aydınlanması gibi görülürse elbette silah tüccarları için ciddi bir pazar oluşturur. Yine İsrailli bir barış aktivisti Yuri Avneri'nin sözü değerli arkadaşlar. Diyor ki, geleceğimiz bir grup tetiksever sorumsuza emanet. Türkiye bir süredir sadece olağanüstü halle değil, aslında savaş haliyle yönetilmek isteniyor. Başka bir yönetme imkanının kalmadığı, başka türlü yönetilme olasılığının tükendiği de böylece itiraf ediliyor. Ama mesele sadece devleti yönetme meselesi değil. Aynı zamanda ve aslında bütün bir toplumun da otoriterliğe, totaliterliğe sevk edilmesi meselesi. Bakın John Dewey'in sözü değerli arkadaşlar. Diyor ki, savaş tüm ulusları otoriter yapar, totaliterleştirir. Ve
Kutsal kitaplar da şüphesiz bundan payına düşeni alırlar. Kutsal kitapları anlama tekelini elinde bulunduranlar da kutsal kitapları topluma böyle sunarlar. Afrin mi Türkiye'yi tehdit ediyor, yoksa Türkiye'nin 7 yıldır ısrarla devam ettirdiği Suriye politikası mı? Afrin'dekilerin talepleri mi Türkiye için tehdit oluşturuyor, yoksa Afrin'i, Kobani'yi, hatta Şam'ı kendi hayal dünyasında farklı yerlere oturtanların siyaset algısı mı? Değerli arkadaşlar, 30 yıldır Irak'ta, Suriye'de, Türkiye'de kaç tepe ele geçirildi? Kaç dağ ele geçirildi? Sorun çözüldü mü? Barış tesis edildi mi? Huzur ve güven gerçekleşti mi? Demek ki bu sorunu dağ tepe ele geçirerek falan, etrafı bombalayarak falan çözemiyorsunuz. Başka bir şey yapmanız gerekiyor, başka bir şeyi göze almanız gerekiyor. Aksi takdirde toplar sadece komşu halklarınızın dağlarına, tepelerine düşmüyor. Yoksulların sofrasına da düşüyor. Ekmeğine de göz dikiyor. Nitekim bir patronun aslında tarihe geçecek biliyorsunuz bu dönemde sözlerinden birisi var. Diyor ki işçilerimin hepsini savaşa götürebilirsiniz. Alın götürün. Bu aslında içinde bulunduğumuz ruh halini tek başına özetlemeye yetiyor. Değerli arkadaşlar, orduların görevi savaşmaktır. Ama siyasetçinin görevi ise gazetecinin, insan hakları savunucusunun, meslek örgütlerinin, doktorların görevi ise barışın yolunu bulmak ve savaşı bir an önce bitirmek için çaba sarf etmektir. Siyasetçiler konuşur, çözüm ararlar. Askerler elbette ki bu durumun sorumlusu olmazlar. Askerlerin görevi başkadır. Eğer siyasetçilerle askerlerin görevi birbirine karışırsa, akademisyenlerle askerlerin görevi birbirine karışırsa, strateji uzmanı diye televizyon ekranlarına çıkarılanlarla askerlerin görevi birbirine karışırsa, o ülkede artık siyaseten söylenecek söz kalmaz. Onun için biz ısrarla bir kez daha diyoruz ki siyasetçi savaş çığırtkanlığı yaptığında asli görevinden kaçmış demektir. Kendi sorumluluğunu, kendi yükümlülüğünü terk etmiş demektir. Türkiye'de ne yazık ki bir süredir askerden daha çok savaş isteyen siyasetçi profiliyle yaşamak zorunda kalıyoruz. Biz halkları savaş felaketinden korumaya çalışmakla sorumluyuz. Bunun arayışını ortaya koymak, bunun çabasını sergilemek ve elbette bunun bedelini de göze almak zorundayız. Türkiye'nin savaş koşulları dışında da yönetilebileceğine, yönetilmesi gerektiğine ve hakların, özgürlüklerin, ekmeğin, alın terinin, umudun ancak barış ortamında yaşatılabileceğine dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye'nin yeterince fay hattı olduğunu, bu toplumsal fay hatlarını daha fazla derinleştirecek, kamplaşmayı, kırılmayı büyütecek siyasetin ancak başka müdahalelere, başka provokasyonlara zemin oluşturduğunu her şeye rağmen söylemeye devam edeceğiz. Bu ülkede ön yargıya dayalı etnik ayrımcılık, inançlara yönelik dışlama, gelir dağılımındaki çarpıklık, ekmeğin paylaşımındaki haksızlık devam ettiği müddetçe barışın olmayacağını, barışın kurulamayacağını ifade edeceğiz. Barışın olmadığı yerde değerli arkadaşlar güvenlik ve güven ortamı da olmaz. Çünkü hayatı dizayn eden sadece korkudur artık o ortamda. Ve korku ortamında aslında insanlar içlerindeki başka sevgileri saklarlar. İçlerinde kaybetmekten, korkmaktan asla vazgeçemeyecekleri şeyleri açık ederler. Hani yine güzel bir söz, aslında insanlık tarihinin, siyaset tarihinin de özeti niteliğinde bir söz. Meşhurdur siyaset bilimi kitaplarında 14. Louis'ye ait devlet benim sözü. Değerli arkadaşlar, birileri kendini devlet olarak görmeye başladığında yapılan her işi
kendini devlet yerine koyarak yorumlamaya, anlamaya, tahkim etmeye başladığında artık orada gerçekten ulusal çıkar neyi gerektirir, gerçekten vatanseverlik neyi icap ettirir, bunu konuşmak son derece zorlaşır. Ve yine o meşhur ifadede altı çizildiği gibi, krallar tebaaya hükmederler, çıkarlar da krala hükmederler. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu durum tam da bu psikolojiyi ortaya koymaktadır. Tabii insanlık tarihinde kendi hesaplarını ülke çıkarları gibi sunan, kendini devlet sazan anlayışlar olduğu gibi buna karşı direnenler de vardır. Mesela insanlık tarihine bir utanç vesikası olarak geçen Vietnam Savaşı ile ilgili değerli arkadaşlar, rahipler kendilerini yakmaya karar veriyorlar. Savaşı durduramadıkları için, o ülkelerindeki yangını söndüremedikleri için kendilerini yakmaya karar veriyorlar. O dönemin Güney Vietnam Devlet Başkanı'nın eşi de diyor ki yaksınlar, kızartsınlar kendilerini, bundan hiçbir rahatsızlık duymayacağız, emin olsunlar. Evet, rahipler kendilerini yaktılar ama o ülkeyi yönetenler de Vietnam'ı yaktılar değerli arkadaşlar. Yine sivil itaatsizlik konusunda örnek isimlerin kendi bulundukları pozisyonlar ihanetle tarif edildiğinde ortaya koydukları çok net bir iddia vardır. Derler ki biz bu ülkeyi, ülkelerimizi o kadar çok seviyoruz ki bunların ülkelerimizin kötü yönetilmesinden rahatsızlık duyuyoruz. Eğer sizin vicdanlarınız adaletsizliğe, haksızlığa seyirci kalmayı emrediyorsa başka. Ama bizim vicdanımız, bizim aklımız haksızlık karşısında sessiz kalmamayı emrediyor. Değerli arkadaşlar, biz de hangi engelleme, hangi baskı, hangi tutuklama, hangi gözdağı olursa olsun haksızlık karşısında direnmeyi, haksızlık karşısında itiraz etmeyi, ses vermeyi tercih edeceğiz. Siyasette iki temel psikoloji vardır. Birisi korku, öbürü de güvendir. Korku, statükoyu korumak için anlam ifade eder. Güven ise tam tersine bir şeyleri değiştirmenin motivasyonunu ifade eder. Korkuyla yönetenler, tehditle, şantajla, korkutarak boyun eğdirenler, mevcudu korumaya çalışanlardır. Ama özgüveni olanlar, başkasına güvenmeyi bilenler de tam tersine değişmeyi, değiştirmeyi göze alabilenlerdir. Korku imparatorluklarını tabii çokça tarif eden var ama özellikle krallıklar ve saltanatla ilgili galiba en güzel sözü söyleyenlerden birisi Aşık Mahzuni. Diyor ki değerli arkadaşlar, Süleyman bir sultan olmuş, saltanatı boşu boşuna. İşte bu boşu boşuna saltanat uğruna insanları, çocukları cepheye, cenazelerini ailelerine ve tabutlarını çocuklarının önüne gönderenler bu saltanatlarıyla bir kez daha yüzleşseler, vicdanlarıyla bir kez daha muhasebe yapsalar galiba ülkelerine de kendilerine de büyük bir iyilik yapmış olacaklar. Değerli arkadaşlar, ben çok uzatmayacağım ama iki şeye daha gönderme yapıp sözlerimi bitireceğim. Birisi özellikle Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumdan nasıl çıkabileceğine dair bir tarihi referans, bir yol haritası olması açısından güzel bir söz, Hazreti Ali'nin bir sözü. Hazreti Ali diyor ki, yol cümleden uludur. Aslında yürüyüşünüz insanca yaşam üzerine ise, yürüyüşünüz onurlu yaşam üzerine ise, insani değerleri korumak üzerine ise, barış üzerine, adalet üzerine, eşitlik, özgürlük, kardeşlik üzerine ise yol cümleden uludur. Ama tabii bu bir geleneği ifade ediyor değerli arkadaşlar. Her ne kadar Türkiye'de Diyanet ve kimi iktidar yanlısı, hoca efendiler,
ısrarla işte İmam Şafii'yi, Ebu Hanife'yi sanki Emevi zihniyetinin takipçileriymiş gibi gösterseler de azıcık o insanların hayatını okuyanlar, Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin hayatını okuyanlar görürler ki, bilirler ki aslında bu iki isim de hayatları zindanda geçmiş, iktidarın suç ortağı olmamışlar, inanmadıkları şeylere fetva vermemişler, bunun için kırbaçlanmışlar, dövülmüşler, işkence edilmişler ve hayatlarını zindanlarda geçirmişler. Ama doğrudan doğruya destek vermeseler de, katılmasalar da aslında Hazreti Ali'den itibaren devam eden ve haksızlığa boyun eğmeyen, direnen imamların geleneğini desteklemişlerdir. İşte bu gelenek Türkiye siyasetine de, Orta Doğu siyasetine de farklı bir yaklaşım, farklı bir tutum olarak yansımıştır. Bir tarafta Ebu Süfyan'ın, oğlu Muaviye'nin, onun oğlu Yezid'in geleneği vardır. Öbür tarafta da değerli arkadaşlar, saltanatı elinin tersiyle iten, iktidarı hükmetmeyi, yönetmeyi değil, gönülleri fethetmeyi tercih eden Ali'nin geleneği vardır. Aslında Orta Doğu 1400 yıldır bütün kanlı savaşları bu iki geleneğin kavgası yüzünden vermektedir. Değerli arkadaşlar, biz işte böyle bir ortamda bir yürüyüş, bir siyasi mücadele yürütmeye çalışıyoruz. Tabii yürüyüş deyince geçtiğimiz yüzyıla damgasını vuran başka sembol yürüyüşleri de anmamız gerekiyor. Tıpkı Martin Luther King gibi, onun sivil yürüyüşü gibi. Tıpkı Gandhi'nin tuz yürüyüşü gibi bir başka yürüyüş de uzun yürüyüş, Mao'nun yürüyüşüdür. Mao der ki değerli arkadaşlar, geri dönmeyin. Yolculuk başta planladığınızdan daha uzun sürebilir. Biz bu yolculuğun insanca yaşama, insan kalma, özgür olma yolculuğunun uzun süreceğini ve bu uzun yolu göze almamız gerektiğinin farkındayız, bilincindeyiz. İşte HDP değerli arkadaşlar 11 Şubat'ta bu uzun yolculuğun, bu uzun yürüyüşün, bu insanlık buluşmasının önemli bir aşamasını kat edecek. Elbette ki HDP'nin kurulduğu dönemde ortaya koyduğu iddiaya ne kadar bağlı kaldığı, ne kadar bu iddianın gereği, çabayı, çalışmayı ortaya koyduğu, ne kadar yürüttüğü fedakarca çalışmanın engellenmesine rağmen gereğini yerine getirdiğine dair yüzleşmeyi, tartışmayı da zaten aylardır parti kurullarımızda, bir sürü platformda, yuvarlak masa toplantılarında yapıyoruz. Ama 11 Şubat emin olun ki hiçbir isim tartışmasına boğulmadan, hiçbir polemiğe, yıpratma kampanyasına fırsat verilmeden bu uzun yürüyüşe yakışacak, bu uzun yolculuğa, bu büyük buluşmaya yarışacak bir coşku içinde geçecek. Onun için şimdiden herkesi bu büyük buluşmaya, bu uzun yürüyüşe katılmaya davet ediyoruz. Ve 11 Şubat'ın değerli arkadaşlar bütün ülke için, bütün barışseverler için, hala demokrasiden umudu olanlar için bir dönüm noktası, bir yeni sayfa açma vesilesi olmasını diliyoruz. Bir tutanağı paylaşarak sözlerimi bitireceğim. Bu tutanak hukuk tarihine geçecek bir tutanaktır. Türkiye'nin nasıl bir ortamdan geçtiğini, hangi koşullarda siyaset yaptığımızı, arkadaşlarımızın hangi koşulları göze alarak özgürlüğü, barışı, demokrasiyi savunduğunu göstermesi açısından ilginç değerli arkadaşlar. Bir ifade tutanağı bu. Bir partilimiz sorgu için çağrılıyor sosyal medya paylaşımlarından dolayı. Soruldu diye başlıyor tabii tutanaklarda, böyle biliyorsunuz. Sosyal paylaşım hesabınızda 21.1.2018 tarihinde yapılan açık kaynak incelemesinde 14 Ekim 2017 tarihli paylaşımda Türkiye halklarının zenginliği olan tüm farklı inanç, mezhep, etnisite, farklı kimlikleri bir çatı altında özgürce, eşitçe, barış ve kardeşçe yaşatmak, bunun için sistem içinde mücadele etmek, eşitlik, kardeşlik
ve özgürlük ilkesinden hiçbir zaman vazgeçmeyen Halkların Demokratik Partisi'nin kuruluşunun 5. yıl dönümünü kutlar ve mutlaka kazanacağız şiarıyla haklı mücadelemiz zaferle taçlanacaktır. Cümle düşüklükleri bana ait değil, tutanağı tutanlara ait. Değerli arkadaşlar, tabii tırnak işareti kapanmış. Evet, tutuklanma nedeni olan bu sorgulamanın sonunda da tırnak işareti kapanmış. Diyor ki, şeklindeki paylaşımda bulunarak yoruma sunduğunuz tespit edilmiştir. Konu ile ilgili ifadenizi veriniz. Türkiye'de neyin suç sayıldığını, Türkiye'de barışı savunanların neyi göze aldığını herhalde ortaya koymaya sadece bu tutanak yetiyor. Hepinizi bu kutlu yürüyüşte saygıyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Değerli arkadaşlar.